Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Dinliyorsunuz ve artık beyin perdeleriniz arasında ve kalbinizde yer etti, maya tuttu ki mahlukatın göz bebeği insan. Muhterem Müslümanlar, kürsüye müderrisler çıkıyor, muhatabı insan. Minbere katipler çıkıyor, muhatabı insan. Mihrapta hocalar dönüp konuşuyor, muhatabı insan. Yüzyıllarca mürşitler, meşayih-i kiram hazaratı konuşuyor, muhatabı insan. Asırlar boyu bin yıllarca 124 bin enbiya konuşmuş, muhatabı insan. Muhterem Müslümanlar, buradan şunu anlıyoruz. Varlığın sebebi, vücudu insanın bu aleme gelişidir. İnsanın sebebi, vücudu da Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, rızasına ermek, cennet ve cemaline nail ve mazhar olmaktır. Tabii geçen dersimizde de ifade ettiğimiz gibi bu cennete girmek ve cemal görmek pek yattığı yerde de olmuyor muhterem müminler. Bayağı ciddi cihatlar, ciddi mücadeleler istiyor. Nefsle mücadele, şeytanla mücadele, dünyanın çeşitli dağdağlarıyla mücadele. Ve bu mücadelede de, bu cihatta da zafer kazanarak Allah'a dönmek. Mevla Kur'an'ında اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O Allah ki hayatı ve ölümü, dünyaya geliş ve dönüşü mukadder kılmıştır. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz bakalım imtihanı kazanıp da daha güzel amelle yüce Halikinizin huzuruna gelebileceksiniz. Varoluşumuzun hedef ve gayesi demek ki buymuş muhterem Müslümanlar. Büyük şair, büyük edip, büyük mütesavvif, büyük şeyh, büyük üstad Şeyh Galip merhum İnsanın bu neşesine temas ederek tercihi bendinin sonlarında öyle diyor. Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen. Merdüm-i dide-i, merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen. Muhterem Müslümanlar, şöyle bir zatına güzel bak diyor, kendine dön. Veya aynanın karşısında bir dur da
tepeden tırnağa kendini bir süz diyor. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Bütün varlığın hulasası, zübdesi, özü sensin. Merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Kainatın göz olarak kabul edildiğinde göz bebeği olan Adem sensin diyor. Rabbim ne güzel varlık, ne muazzam varlık. Üzerinde durmaya değer, enbiya göndermeye değer, kitap indirmeye değer bu insanoğlu. Ama gelin görün ki muhterem Müslümanlar, eskiden de dinlediğiniz gibi, eğer nefsine uyarsa, eğer şeytani hislerine mağlup olursa, eğer hayatını şehvani arzularına takzis ederse, hayvanlardan da daha aşağı derekelere düşer. Dünyadaki makamı, dünyadaki mansıbı, dünyadaki diploması, dünyadaki şöhreti ne olursa olsun, Rabbisine bakan yüzüyle eğer bu cihattan galip çıkmazsa, inhum illa kel en'ami belhum edallu sebile. Bu aklın, bu fikrin, bu izanın, bu istidadın içerisinde eğer mahvolur, perişan olur giderse, manevi yönünü kuvvetlendirip melekleşmez ise, yiyip yayılan hayvanlar gibidir ve daha da aşağıdır. Nimetleri inkar ettiğinden, Rabbisine karşı mücahede vermediğinden. Muhterem Müslümanlar, eğer insanoğlu bunun tam karşılığı nefsiyle mücadele ederse, kötü hislerini bertaraf etmenin cihadını kazanırsa, dünyaya layık olduğu kadar benim üstadım, muhterem ve çok mübarek şeyhim Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri öyle buyururlardı sağlığında, dünyayı tuz kadar sevmeli. Bak, bak, bak mümin kardeşim, bir hakim insanın, peygamberler müstesna, en büyük insanların safından gelen ses bu. Dünyayı tuz kadar sevmeli. Bir taamın içerisinde tuzun kıymeti çok büyük. Ama Konya'mızın tabiriyle bir cimbit atacaksınız tadını getirecek kadar. Bir avuç atarsanız zehirdir, adamı öldürür. Ve o taam yenmez. Milyarder de olsan, milyoner de olsan, daha fazlası da olsa, azı da olsa, dünyayı taama koyduğunuz tuz kadar seveceksiniz. Sadece elinizde ve kasanızda olacak ve onu Allah yolunda harcayacaksınız. Böyle olursa dünya ağız tadıdır muhterem Müslümanlar. Dünya ağız tadıdır ve koca Akif, koca şair, dev şair öyle diyor, ölürken dünyanın ne büyük hakikat olduğunu anlayacaksın diyor bu manaya. Çünkü kazananlar hep dünyada kazandılar. Ahiretten kazanarak gelmediler muhterem müminler. Evet. Enbiyanın gözyaşları, Fahri Kainat'ın parmak tırnak araları şişinceye kadar, topuklarına kan oturuncaya kadar, bakınız Sure-i Celilet-üşşan'a, Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka. Taha demek doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'e hitap demektir. Ya Muhammed, Kur'an-ı Kerim'i seni böyle meşakkatlere duçar olsun diye indirmedik. Efendiler, bütün enbiya böyle, bütün evliya böyle, bütün büyükler böyle. Öyle olunca ben Kapı Camii'nin cemaatine bugün mukaddimeyi böyle serdettim. Eğer biz de Adem olmak istiyorsak, dünyaya layık olduğu kadar önem vereceğiz. Nefsimizin ne kadar tehlikeli olduğunu tespit ederek karşısına çıkacağız. Şeytan denen haine koz vermeden elimizin tersiyle iteceğiz. Alemlerin yüce Rabbine, Kur'an ışığı altında ve önünde, Fahri Kainat'ın izinde devamlı olarak her gün biraz daha, biraz daha yaklaşıp cennet ve cemaline ermek isteyeceğiz. Muhterem Müslümanlar, bugün ayetin tamamına mana vereyim bakınız.
cennete giriş ve cemal görüş, bütün korktuklarımızdan emin oluşla umduklarımıza nail olmanın neşesini Suret-i Tevbe'de Rabbimiz açıkça beyan ediyor. Bakınız, İslam'da karanlık kalan bir şey yok zaten muhterem emirler. Evet. Ya İslam'da her şey ay aydınlığı değil, kuşluk vaktinin ışığı ile işlenmiştir. Her şey parıl parıl. Evet. Rabbim bize gönül gözümüzü açarak bakmayı nasip et İslam'a diye dua da ediyorum muhterem müminler. Cenab-ı Hak buyuruyor. Estaizu billah. Vel müminune vel müminatu bazuhum evliyâ-u bâz. İnanan erkek müminler ve inanan kadın mümineler, bazuhum evliyâ-u bâz, bazısı bazısının, biri diğerinin yaridir, yaveridir, dostudur, yardımcısıdır, muinidir, kardeşidir. Muhterem müminler. Demek ki müminlere yakışan neymiş? Kapı Camii'nin muhterem cemaati. 1,5 milyar inanmış insanlara yakışan neymiş? Kardeş olmak, dost olmak, sevişmek, kucaklaşmak, halatın ipleri gibi. Muhterem müminler, halatın ipleri ve lifleri gibi. Nasıl o lifler ve ipler ayrı ayrı kaldığı zaman tel tel kopar, bir anda boşa çıkarlar. Allah korusun, güçlerini, kuvvetlerini kaybederler. Ama halatın o ipleri ve lifleri büküldü mü birbirine, 300 bin, 250 bin tonluk şilepleri ve tankerleri ve gemileri rıhtıma çekti mi bir defa, kıyamet kopsa koparamaz kimse muhterem müminler. Aziz cemaat, diyorum. Nasıl alemi İslam'ı birbirinden koparmışlar görüyor musunuz? Ya 55-57 İslam devletini nasıl birbirinden kopararak ve keyiflerine uygun kölelik edecekleri getirmek suretiyle nasıl Müslümanlar arasına, İslam cemaat arasına buğzu adavet sokmuşlar Yüce Rabbim. Niyaz ediyoruz az zamanda bu perde ve hicaplar kalksın inşallahü teala. Muhterem müminler, 1,5 milyar diyoruz bakınız. Şöyle bir halat haline gelse, o gavurcuğun bir halini görsen ödü patlayarak yatağında vallahi fosil haline gelecek. Müslümanlar, eğer 1,5 milyar bir şahlanır da, tabii kendi bayrağı olsun, kendi forması, kendi sancağı, kendi hudutları, tamam mı? 55-57 İslam devleti, fakat iman birliği, aşk birliği, İslami kardeşlik, arşın birliği, Allah'ın birliği, Kur'an'ın birliği, Hazreti Muhammed'in deşesinde, sahabenin yolunda bir birleşirlerse, İstiklal Marşımızın şairi, büyük şair öyle diyor. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Gençler, gençler, İslam'da ırkçılık yok. Sakın saptırmayın. Yaşlılar, siz de evlatlarınıza söyleyin eve vardığınız zaman, tamam mı? İslam'da ırkçılık, Turancılık, kafatasçılık yok. İslam milleti milletün vahide. İslam milleti tek millettir. Osmanlı devrinde olduğu gibi 70 milleti La ilahe illallah Muhammedur Resulullah neşesi altında topluyor. Bir el, bir kol, bir kalp, bir vücut, bir ceset, bir ruh halinde, bir beyin, bir iman, bir aşk halinde asırlarca böyle getirmiştir. Yine Akif diyorum. Allah'ım,
ruhunu kıyamete kadar Resulullah'a komşu kıl. Mahşerin ötesinde cemalinden mahrum etme o gibi büyük şairleri, büyük edipleri, büyük insanları, büyük liderleri. Ya bak mümin kardeşim, bak Akif ne diyor bak. Alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk. Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam, kalk diyor. Yazık, yazık. Kanın kurumuş diyor. Leş mi kesildin? Habir devin. Sen tarihte böyle değildin diyor. Muhterem Müslümanlar, bunu 1,5 milyara söylüyor. Yüce Rabbim şuur ihsan buyur. Bize Kur'an'ında buyurduğun gibi vel müminune vel müminatü bazuhum evliya-u baz sırrınca Kerem buyur, aramızdan hicapları kaldır, tefrikaları yok et, alem İslam'ın vahdet günlerini ve güçlü devirlerini bize göster, öyle ölelim diyorum. Muhterem Müslümanlar, Müslümanların vahdeti için bir cuma, bir müminin hasletleri ve sıfatı için de geçen cuma konuştum. Evet, bugün de diyorum ki Ayet-i Celle'nin tamamının manasını vereceğim. Emri bil maruf, altındaki fıkra. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Ne diyor bakalım Kur'an-ı Kerim? Evet. Müminler birbirinin yar ve yaveridir dedikten sonra ye'murune bil marufi ve yenhevne anil münker. İyilikle emrederler, kötülükten de nehyederler. Mümin kardeşim, tanıyor musun kendini? Yani vazifeni, Kur'anca verilen vazifenin başını duyuyor musun Kur'an-ı Kerim'den? Müminler, iman edenler dünyada kaldıkları müddetle iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Geleceğim, döneceğim. Ve yuqimune salate ve yutune zeka. Cennete girecek, cemal görecek seçkin insanların, mümtaz Müslümanların, Allah'a kul olup secdeye kapananların, arşa el açıp insaniyet, bilhassa İslamiyetinin saadetini dileyen Müslümanların, evet, üçüncü mühim vasıfları, namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Yani müminin asli karargahı, aradığında bulunacağı yer ya kıyamdadır, ya rükudadır, ya secdededir. Duyuyor musun mümin kardeşim? Evet. Yani mümin kıyamda dururken görülecek, secdeye varırken görülecek, rükuda Sübhane Rabbiyel Azim derken görülecek. Mümin ehli salattır. Ya. Biz de müminiz. Biz de Müslümanız. Sadece siz mi? Geçen dersimde söyledim. Ama seni hiç camide görmedik yahu. Efendim? Hiç hayatında seni camide görmedik. Müslümanlar gözyaşlarıyla Allah'a ve arşa el açarken, çok garip muhterem Müslümanlar, yanlış anlamayın Allah'ınızın aşkına diyorum. Bazen camide bile böyle dikkat ediyorum. Dua et, içli bir dua ediyorum. Bazılarının dudağı hiç devinmiyor bile, amin de demiyor. Ya. Yani dua etme külfetini de ben alıyorum. Dua ediyorum, dudağı devinmiyor. Halinden belli. Evet. Yani latife ediyorum. Cemaat-ı Müslümin, yanlış anlamayın. Bazen böyle birini gördüm mü kürsüden pek yakasını bırakmam. Kritik ederim onu, devamlı bakalım ne yapacak filan diye. Öyle en can alıcı mevzularda kıpırdamıyor bile hiç. Ruhunda bir canlılık yok. Taş mı kesildin ay mübarek adam yahu? Ha ne olur? Rabbinin yüce rızası için, Rabbinin yüce rızası için, cennet ve cemali için sende de bir cıkırdama olsun. Hacı Veysade Üstadımın tabiri bu muhterem Müslümanlar. Senin içinde de bir kaynama olsun. Sende de bir kabarma, bir galeyan olsun. Sende de bir aşk ve vecit ve cezbe meydana gelsin. Hayır muhterem Müslümanlar. Evet. Namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Muhterem müminler, bir cumam kaldı. Başım sağ olur ölmezsem o bir cumada veda edeceğim inşallah. Resulullah'ın huzurunda olmaya ayrılacağım. Evet, bir cumam kaldı.
Hani bir söz var muhterem Müslümanlar, bırakın da öleyim diye. Evet. Dünya bizim dünyamız olmaktan çıkmış Müslümanlar. Bırakın da ben öleyim Allah'ınızın aşkına. Yani tanıdıklarından çok muhtereme bir anne vardı da bazı şeylere sıkıldı mı? Evladım diri kabri yok ki gitsem derdi. Evladım diri kabri yok ki gitsem derdi. Bazen diri kabri arıyor insan gitmek için muhterem müminler. Yok hocam yahu niye öyle söylüyorsun? İşte cumaları geliyorsun, sen konuşuyorsun. Takriben 5000'e yakın insan dersini dinliyor. Televizyon 500.000'e belki hitap ediyor. Milli Gençlik Radyosu aşağı yukarı Konya hudutlarını hemen zorlayarak pazar günleri dersi veriyor. Bu bir hasenat değil mi? Niye diri kabrine girmek istiyorsun? Bakın müminler, bugün aceleye sonuna varayım döneyim dedim ama evet arada söylüyorum. Niçin dertliyim? Niçin kederliyim? Niçin diri olarak kabre girmek istiyorum? Evet. Muhterem müminler, bu yurt vallahi ve billahi bizim yurdumuz. Evet. Türkiye vallahi ve billahi ve tallahi bizim yurdumuz. Yani bu memleket, bu cennet vatan inanmış insanların yurdu. Arşa gönül verenlerin yurdu. Hazreti Kur'an'ın yurdu. Hazreti Muhammed'in ümmetinin yurdu. Şairin dediği gibi, incitme büyük ceddini Allah'ı seversen, milyarla şehidin ebedi varisisin sen. Koca şair, dev şair de öyle diyor. Öyle meşbu-i şehadet ki bu öksüz toprak, fışkıran otları bir sıksa adam kan çıkacak diyor. Milyarla şehit verdik biz buna. Enbiya içerisinde Kur'an-ı Kerim وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقِّ. Nebileri ve peygamberleri Yahudiler, Beni İsrail nasıl seri halinde katlettiler? Bunlar Allah'ın elçileriydi. Dünya bir darul imtihandır. Kaderi odur. Kerbela'da şehit olacak ki mahşerde milyara şefaat etsin. Sonra dedik ya, imtihan darıdır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Cerçis aleyhisselamı kafirler tepesinden böyle ağaçla beraber biçtiler. Bir ağacın içine girmişti. Ağaçla beraber biçtiler. Yahya aleyhisselamı paramparça ettiler. Kabri Şam'da Cami-i Emeviye'de, elinin biri Allahu alem sol eli olacak. Topkapı'da emanat-ı mukaddese meyanında Yavuz Sultan Selim getirmiş. Topkapı'da bir zarf içerisinde binlerce senedir yahut da bin küsur senedir Yahya aleyhisselamın eli tek başına bir mahfaza içerisinde Topkapı'da. Dikkat edin, gidin gezin bakın, göreceksiniz orada. O Şah İsmail'in falan tahtının olduğu kısımda, kapıdan girildiğinde böyle müzenin sağ taraftaki galerilerden bir tanesinde Yahya aleyhisselam mübarek eli. Yani Yahya aleyhisselam nedir biliyor musunuz? Ne demektir? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mahşerde ben bile bir zelleyle, bir sehvle huzurullah'a varacağım. Kardeşim Yahya sehiv ve zellesiz varacak diyor. Böyle bir nebi gizişan, peygamberi Ali Bürhan. Yani Peygamber Efendimiz'den önde veya daha büyük değil de bir peygamber olarak bu kadar nezih bir insan, bir nebi gizişan. Öyle olduğu halde kafirler paramparça ettiler. Cenab-ı Hak, İsterseniz bir latifeyi de burada yapayım, bakınız mavzu biraz yumuşamış olsun. Bayezid-i Bastami Hazretleri bir murakabe anında diyor, melekler ruhumu Mevla nezdine yükselttiler. Bir murakabe anında melekler ruhumu, ruhani alemde bunlar mümkündür muhterem Müslümanlar. Peygamber-i Zişan Efendimiz ruh meal ceset miraç etmişti ya, Allah'ın Resulü ruh meal ceset miraç etmişti ya,
Büyük velilerde de ruhani bakımdan böyle cilveler olur ilham tarikıyla. Öf hocam, az evvel Peygamber Efendimiz'e bu dil uzatan adamı ve onun yardakçılarını, hempalarını sen kudurtacaksın ama ben gerçeği söylüyorum. Herkes arzu ettiği gibi kabul eder veya etmez. Kimseyi zorlamak yok. La ikraha fiddin, kattabeyyene rüşdü minel gay diyor Kur'an-ı Kerim. Kimseyi zorlamıyoruz muhterem Müslümanlar. Biz bir gerçeği ifade ediyoruz. Mevla ilham tarikıyla buyuruyor ki ruhani alemde, ya Bayezid, insanlığı halk ettim, insanları halk ettim, dünyayı yarattım, nimetlerini arz ettim, üçe bölündüler, ikisi dünya zevklerini tercih etti. Sonra cenneti yarattım, nimetlerini arz ettim, cenneti, pınarlarını, hurilerini, gilmanlarını arz ettim, ruhani alem. Üçe bölündüler kalanlar, ikisi cenneti tercih etti, biri kaldı. Siz ne istiyorsunuz? Dünyayı istemiyorsunuz. Cennetin nimetlerine dönüp bakmadınız. Hani büyüklerden biri söylüyor ya, eğer cennette bir an onların gönlü cemalinden ayrılsa, nimete inkılap eder Rabbim diyordu ya, hak dostlarından bir tanesi. Biz senden seni isteriz ya Rabbi diyorlar. Biz senden seni isteriz ya Rabbi. Biz 191 piyade alayında 47, 48, 49'larda askerlik yaptık muhterem Müslümanlar. O devrede Çanakkale'de istihkam kazan asker kardeşlerimiz şehitler buldular. Çanakkale Harbi'nden 48'lere kadar geçen seneyi düşününüz. Şehitler buldular. Cesetleri daha gömüldüğü gibi duruyor. Pırıl pırıl. Ve bugün Çanakkale abidesi onların üzerlerine yapıldı. Merkatlerin, mübarek kabirlerin üzerine yapıldı. Çünkü ve la tequlu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat bel ahya'un velakin la teshurun amwata. Diğer ayet-i celalde ve la tahsabennellezine kutilu fi sabilillahi amwata bel ahya'un inde rabbihim yurzakun. İki ayrı ayet-i kerimede birisinde bel ahya'un velakin la teshurun. Şehitler kabirlerinde diridirler, siz şuur etmezsiniz. O sırra giremezsiniz. Diğer ayet-i celalde bel ahyaun inde rabbihim yurzakun. Kabirlerinde diridirler ve merzukturlar. Onu siz sureti katiyede o hakikati görmeye gücünüz yetmez diyor Kur'an-ı Kerim ve Cenab-ı Hak. Şimdi cephede İslam için canını veren bir şehit bile kabrinde yıllarca kalıyor. Cesedini toprak yemiyor. Hakiki şehidin Peygamber-i Zişan Efendimiz'in cesedini toprak yer mi? Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, rica ediyorum. Allah'ınızın aşkına diyorum. Şehidin kabrini toprak yemez. Hafızın, kamil bir hafızın cesedini toprak yemez. Amil ve muhlis bir veli ve alimin toprak cesedini yemez de kainatın, varlığın göz bebeği, sebebi vücudumuz olan Peygamber Efendimiz'in kabrindeki mübarek naaşını toprak yer mi? Ve Peygamber Efendimiz'in bu mübarek mes'ud vücuduna fosil diyen bu alçağın bütün dünya lügat kitaplarında, bütün dünya lügat kitaplarında sefillik, rezillik ve alçaklığı ifade eden bütün kelimeleri söylesem hakkını vermiş olmam bu adamın bu sözüne. Acaba Müslümanlar hüsnü kabul gösterirler mi muhterem Müslümanlar? Muhterem kardeşlerim, bunlar herhalde bir yere varmak istiyorlar Konyalılar. Az evvel söylediğimi tekrar ediyorum. Temkinli olunuz, ağır başlı olunuz. Bu köpeklere pabuç bırakmayınız. Bu itlerin hırlamasına karşı sureti katiyede kendinizde bir galeyan ve heyecan olmasın. Bunların cevabını Hazreti Allah verecek. Bu kadarla kalmıyor muhterem Müslümanlar. Bu kadarla kalmıyor. Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar geçen büyük mürşitler ve velilere, bilmem anlayabilecek misiniz onun tabirini, yedek ilahlar diyor. Yedek ilahlar diyor. Yani eğer sahabenin büyüklerine
inançla, sevgiyle bağlıysanız, İmam-ı Azam benim imamım diyorsanız, Muhyiddin Arabiler, Bayezid Bastamiler, Hacı Bayram Veliler, Akşemseddinler ve emsali büyük veliler, kainatın zirveleşmiş büyük mürşitlerine karşı gönülden bağlıysanız, sizin için, benim için söyledikleri bu yedek ilahlar diyor. Yani Cenab-ı Hak'tan başka onlar da ilahmış. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ya Rabbi, bu tipleri zatına havale ediyoruz. Görüyorsun, biliyorsun, duyuyorsun artık. Duyuyorsun, istidamız huzuru izzetine. Akif öyle diyor, harimi dini mübinin ahır değil oradan. Çekil de kendine bir saha bul be heynadan diyor. Koca Akif'in sözü. Harimi dini mübinin ahır değil oradan. Çekil de kendine bir saha bul be heynadan. Be hey domuz, burnunla gübre itekleyeceksen eğer veya Mevla muhafaza buyursun boynuzunla yer karıştıracaksan dini mübinin harimi değil senin için başka ahırlar gerek diyor. Akif, koca Akif. Harimi dini mübinin ahır değil oradan. Çekil de kendine bir saha bul be heynadan diyor. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ümmeti Muhammed'e mutlaka gün gösterecek. Ben niçin bu derdimi bugün açtım size? Yavrularınızı muhafaza ediniz Müslümanlar. Dünya düşmanla dolu. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, aziz Konyalılar, muhterem kardeşlerim, yavrularınıza sahip olun. Bu mukaddesat katilleri, bu yol kesici eşkıya, bu kudurmuş itler, bu hayvandan bin kat daha adi mahluklar pırıl pırıl tertemiz neslimizi zehirlemek için faaliyet sahasındalar. Çocuklarınıza lütfedin sahip olun diye söylemiş oldum. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bizi ve neslimizi kıyamet sabahına kadar kötü ceryanlardan korusun inşallah. Muhterem Müslümanlar, üçüncü bir derdimi daha söyleyip ayete mana vereceğim. Şimdi yeni elden ele dolaşan bir şey var. Bir tane bana göndermişler. Geri iade ettim tabii. Hocam buna ne dersiniz? Peygamber Efendimizin fotoğrafı diye. Peygamber Efendimizin resmi fotoğrafı diye. O ona veriyormuş, o ona veriyormuş, o ona veriyormuş. Kötü gözle bakan da gavur olur diye tehdit ediyorlarmış. Muhterem müminler, bunlar kıyametin fitneleridir. Hele hele kadınlarınızı, kızlarınızı çok koruyun. Erkek çocuklar o kadar değil de bilhassa bu kadın sohbetlerinde elden ele dolaşıyor. Sakın ola ki. Efendiler, biz en büyük velilere, en büyük ilim adamlarına yetiştik. Ellerini öptük, dizlerinin dibinde yıllarca oturduk. Onların huzurunda böyle bir şeyin sözü de geçmemiştir hatta. Başka şeyi bırakın. Böyle bir şeyin sözü de geçmemiştir. Bu kıyametin, bu korkunç devrin alametlerindendir. Sakın ola ki böyle bir şeye önem vermeyiniz. Üzerine eğilip de kalbinizi, kafanızı meşgul etmeyiniz. Hatta bu emniyetlik de bir fitne muhterem Müslümanlar. Böyle bir şey İslam'da katiyetle yoktur. Memleketin kadın ve kızlarını Peygamber Efendimizin fotoğrafıdır diye meşgul ediyorlar. Biz Fahri kainatın fotoğrafına değil, ruhaniyetine, aşk ve imanına müştakız muhteremler. Ya, ya. Yunus'un dediğini diyoruz. Yunus'un dediğini diyoruz. Arayu arayu bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip etse de görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Ya bu kudurmuş köpeğin mübarek naaşına şöyle dediği büyük insan için Itri öyle diyor. Osmanlı şairi Itri öyle diyor. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur. Mur demek karınca. Aziz cemaat, mur demek karınca. Ya Muhammed, sensin ol şah ki
Süleymanlar değil, yanlış anlama. Kainatı saltanatıyla kuşatan, tahtını rüzgarlar, askerini rüzgarlar götüren Sultan Süleyman. Sensin ol Şahi Süleymanlar kapında karıncadır. 18 bin aleme hükmetmeye memursun ya Resulallah diyor. Şeyh Galip merhum, Şeyh Galip merhum, pare pare dili mecruhi perişanımdan seri küyünde gezen her ite bir pare feda diyor. Derdi iftirakınla, aşkınla parça parça olmuş kalbimin, Şeyh Galip'in dedim, her parçası Medine'nin uç sokaklarında gezen köpeklere feda olsun ya Resulallah diyor. Ya vücudumun bir parçası demiyor, ondan utanıyor da Kapı Camii'nin muhterem cemaati, vücudumun bir parçası demiyor da kalbimin, iman ve aşkla dolu kalbimin her parçası seri küyünde gezen her ite bir pare feda diyor. Muhterem Müslümanlar, ya Osmanlı ve bugün Kerbela'nın kenarında metfun, devrinin en büyük şairi Fuzuli de öyle diyor. Fuzuli de öyle diyor. Öyle zayıf kıl katinde kim vaslına mümkün ola yetirmek sava beni. Öyle zayıf kıl tenimi firkatinde kim vaslına mümkün ola yetirmek sava beni. Muhterem kardeşlerim, Fuzuli de öyle diyor. Derdinle ve hasretinle ve iftirakınla ve aşkınla vücudumu öyle zayıf kıl ki ya Resulallah zerre haline gelsin, zerreler haline gelsin, badi sabah beni alarak lahdine, kabrine götürsün, yapışıp kalayım, bir daha kıyamete kadar vuslatından ayrılmayayım ya Resulallah. Muhterem kardeşlerim, Necip Fazıl'a uğramadan olur mu? O koca mütefekkir de öyle diyor. Bakınız ben ne büyük rutbeye tutkuluyum ya Rab. Son devrin mecnun şairi, dev şair öyle diyor. Bakınız ben ne büyük rutbeye tutkuluyum. Çünkü onun kulunun kölesinin kuluyum diyor. Müslümanlar, Necip Fazıl da böyle diyor. Bakınız ben ne büyük rutbeye tutkuluyum. Çünkü onun kulunun kölesinin kuluyum. Ben bakın ne büyük derde düşmüşüm. Ne büyük aşkın ve sevginin esiriyim. Ne kadar azizdir benim bu derdim. Neymiş derdim? Çünkü o Nebi-i Zişan'ın kölesinin kölesinin kölesiyim ben diyor. Muhterem müminler, peygamber için aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazretleri için, yüce Nebi-i Zişan'ımız için eğer söyleneni sıralayacak olsak aşk erinin söylediği gibi olur. Aşk erinin söylediği gibi. Şerhi ışk ermen bi güyen berdevam, sat kıyamet bi güderet vanna tamam. Eğer diyor aşkın, Hazreti Muhammed'in sevgisinin şerhini açıklayacak olsam, bin kıyamet kopar da onun sevgisi yine hakkıyla açıklanmış olmaz diyor muhterem Müslümanlar. Bu da Mevlana'mızın. Akıl kurban künbe pişi Mustafa, hasbiyallah güki Allahümme kefa. Aklını Hazreti Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et. Sonra da hasbiyallah de ki kula Allah yeter diyor. Muhterem Müslümanlar, Pakistan'a kadar uzanıyoruz. İkisini birleştirin Bengaldeş'le beraber. 200 milyona yakın Müslümanın, hatta Hindistan'daki Müslümanlardaki deyin, 250 milyona yakın Müslümanın dev şairi ve maddi halaskarı Allah'ın lütfuyla büyük imana sahip Doktor Muhammed İkbal öyle diyor. Ya Resulallah, sana karşı bir müracaatım vardı. Ömür boyu utandım, söyleyemedim diyor. Pakistan'dan sesleniyor. Ya Resulallah, sana karşı bir müracaatım vardı. Ömür boyu haya ettim, söyleyemedim. Ama ihtiyarladım, kabre doğru yaklaşıyorum, bugün söyleyeceğim diyor. Eğer Kubbe-i Hadra'yın gölgesinden bana bir kabirlik toprak lütfedersen diyor. Yani Cennetül Baki'de
Kubbe-i Hadra'nın gölgesi güneş böyle batıya yamılınca ta Cennetül Bakiye'ye kadar varıyor ya, Kubbe-i Hadra'nın gölgesinden bana bir kabirlik yer nasip edersen, lütfedersen, evet dersen, kainatın şahika ve zirvelerine çıkarak sesleneceğim diyor. Filozof İkbal'in bahtsızlığını biliyorsun. Bugünkü bahtı İkbal'inde bir gör diye bütün bir beşeriyete sesleneceğim diyor. Muhterem Müslümanlar, Şark'ta hukuk bitirmiş, Garp'ta iki fakülte tamamlamış, Münih'te Peyam-ı Meşrik metni ile, ki Anne Maria Madame Schimmel diye bir Alman şairi hanımı edibe 5-8 dil bilen bir hanım tercüme etmiş. Elimizde Peyam-ı Meşrik Cavit Namesi var muhterem Müslümanlar. İkbal'in bu kadar ilmiyle 6 sene Londra'da kaldım. Bir sabah o Londra'nın korkunç kışları, zifiri karanlıklarında bir sabah evradından Rabbim beni mahrum etmedi diyen büyük insan. Böyle aydın istiyoruz, böyle münevver istiyoruz, böyle mütefekkir istiyoruz, böyle düşünür istiyoruz. Alemlerin Yüce Rabbi Kerem buyur, bizi Resul-i Zişani'nin aşkıyla doldur diyor muhteremler. Kaldı yine Müslümanlar, kaldı yine. Ders yine mukaddimede kaldı. Bir dostum dediği gibi herhalde cennette kurulacak bir cemaatle inşallah bu mavzuları sonuna vardıracağız inşallah. Hocam bir karantin falan var mı? İçinizde memur amir olur. Müsaade edin de şu ayet-i kerimeye 5 dakikada mana vereyim. Bakın cenneti Cenab-ı Hak, müsaade ediyor musunuz Müslümanlar? Hemen mana vereceğim, o kadar şerhe geçmeyeceğim. Peki, peki. Müslümanlar namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar. Evet, sonra ve yutiunallaha ve rasule, Allah ve Resulüne de itaat ederler. Allah'ın gösterdiği yolda kitabıyla amel ederek, Resulullah'ın gösterdiği çizgide izini izleyerek yürürler, itaat ederler. Ulaike seyerhamuhumullah, onlara Allahu Zülcelal rahmetiyle, merhametiyle, lütfuyla, keramiyle, izazıyla, ikramıyla muamele edecektir. İnnallaha azizun hakim, Allah hem aziz ulu ve kavidir, hem hakim yaptığı her şeyde. Aklımızın ermediği, bilemeyeceğimiz nice trilyonlar hikmetler vardır. Ve'adallahu l-mü'mine vel-mü'minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha. Allahu Zülcelal mümin erkeklere ve mümine hanımlara vaat etmiştir. Altından nehirler akan cennetleri bekliyor onları. Ve mesakine tayyibeten fi cennati adin. Adin yani ikamet ve ebedi kalış cennetlerinde güzel güzel köşkler ve saraylar onları bekliyor. Ve tayyibeten fi cennati adin. Ebedi ikamet cennetlerinde mümin kullarım için saraylar, köşkler, meskenler hazırladım diyor. Bununla bitiyor Müslümanlar. Ne oldu oldu. Bugün müjdeliyorum demek ki muhterem müller. Emri bil maruf bahsini geçen cuma, gelecek cuma konuşur ve mavzumuzu öylece keseriz. Ve Cenab-ı Hak Celle Vâsıtların lütfu şöyle. Ve rızvanun minallahi ekber. Allah. Cennetle, nimetle, huriyle, gılmanla, bal ırmakları, şarap, cennet şarabı, şarap ırmakları, taafun etmeyen, yosun tutmayan, pırıl pırıl. O ne efendiler mukbil suyuna benzer, ne çayırbağ suyuna benzer. Başka bir su o. Men şerbe minhu la yazmahu ba'dahu ebede. Şöyle bir kadeh içtiniz mi, zerrelerinize kadar bir daha ebedi susuzluk hissetmeyeceksiniz diyor Peygamber Efendimiz. Bunlar kafi değil. Ve rızvanun minallahi ekber. Allah'ın en büyük rızası da sizin için olacaktır. Ne demek rızvanı ekber? Sonunda bir daha ebedil abad, gazap olmayan, kahır olmayan, mahvü fena olmayan, bitip tükenme olmayan o rızanın gölgesinde ve şemsiyesi altında halidine fiha ebeda da olduğu gibi daim kalacaksınız. Zalike huvel fevzul azim. En ciddi, en büyük kurtuluş da budur diyor muhteremler. Yahu hocam, sen baştan biraz işe dertli girdin, konuştun ama biz bayağı bu dertlere razı olduk. O cennete, o cemale, o lütfa, o inayete, o feyze, o berekete, o envar, o tecellilere mazhar olmak için dünyada çile çekilirmiş demek. Helal olsun diyoruz muhterem Müslümanlar. Ne yapalım?
Akıbeti ömrümüz Ravza-i Mudahhare'de geçsin. Peygamber Efendimiz'le komşu olalım inşallah. Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hak hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleyen. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyle. Dertlilerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlularımıza edalar nasip ve müyesser eyle. Cümlemize ve bütün din kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.